ben. Dediğim gibi bu dönem işleyeceğimiz o hipotez ve hipotez testleri başlığı altında sürekli biz normal dağılım hakkında sizlerle konuşacağız. Sürekli rastsal değişkenler için standart normal dağılım dediğimiz bir dağılıma dönüştürmemiz gerekiyordu. Bunun için de bir z değeri hesaplıyorduk. Z'yi hesaplayabilmek için de gözlem değeri eksi ortalama bölü standart sapma formülünü kullanıyorduk. Ve buradan elde ettiğimiz z değerini de z tablosu adını verdiğimiz tabloyu kullanarak karşılık değerini buluyorduk. Ve buna bağlı olarak da işte büyük ya da küçük olması durumuna ya da işte bir aralık verilmesi durumuna bağlı olarak da çeşitli hesaplama yollarından bahsettik. Bugün öncelikle bu sürekli rastsal değişkenler hakkında birkaç örnek yapıp arkasından da tahmin konusuna giriş yapacağız. Tahmin konusuna girdiğimizde sürekli rastsal değişkenlerdeki bu n, yani gözlem sayısı bizim için önem arz edecek. Daha önceki derslerimizde sizlerle merkezi limit teoreminden bahsetmiştik hatırlarsanız. Merkezi limit teoremine göre 30 ve üzerindeki örneklemlerin normal dağılımı, 30'un altındaki örneklemlerin normal dağılmadığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Tahmin konusuna geçtiğimiz bölümde 30'un üzerindeki örneklemlerde yine z dağılımlarını kullanırken 30'un altındaki örneklemlerde T adını verdiğimiz başka bir dağılımdan, Sud'un T adını verilen başka bir dağılımdan bahsedeceğiz ve T tablosu kullanacağız sizlerle. T tablosunun nasıl kullanıldığında ilgili bölümde o yani tahmin konusunun içerisinde sizlerle paylaşacağım. Önce dediğim gibi sürekli rastsal değişkenleri hatırlamak için birkaç tane örnek soru sizlerle çözeceğim. Arkasından da kısmet olursa tahmin konusunu işlemeye başlayacağız. Hemen şuradan bir örnek bulalım. Geçen dönemde çözdük diye hatırlıyorum ama yine de bir kez daha hatırlamak adına çözebiliriz. Bir firma tarafından üretilen hesap makinelerinin ömürleri 54 ay ortalama ve 8 ay standart sapmayla normal dağılıyormuş. Bize verilen örnekte hesap makinelerinin ömürleri 54 ay ortalama olarak verilmiş ve 8 aylık bir standart sapması var hesap makinelerimizin. Ve bu süre içerisinde hesap makinelerinizi sağlıklı bir şekilde kullanabileceğiniz bilgisini sizlerle paylaşmış. Firma yetkilileri satışları artırmak için bir garanti süresi uygulamak istemişler. Ve bu garanti süresinin hesap makinelerini değiştirecek, hesap makinesini toplam satışlarının %1'inden de fazla olmamasını istiyorlarmış. %1'inden fazla olmaması isteniyor. Ve uygulanacak garanti süresinin bulmamız bizden istenmiş. Bu normal dağılıyor bilgisi bize bir normal dağılım bilgisi veriyor. Yani şu şekilde bir yapısı var. Diyor ki hesap makinelerinin ömürleri ortalama. Hatırlarsanız normal dağılım dediğimiz zaman mod, medyan ve aritmatik ortalamanın birbirine eşit olması ve bir şekilde bize yapının simetrik olduğu bilgisi verilmiş oluyor normal dağılım bilgisiyle. Ve bu noktanın 54 ay olduğu verilmiş. Yine eğrinin standart sapması hakkında bilgi verilmiş. Yine geçen dönemden atfen konuşacağım. Merkezi yaygınlık ölçüleri içinde de bahsetmiştik. Standart sapma demek gözlemlerin ortalama etrafındaki dağılımı hakkında bilgi veriyor. Sol ve sağ
tarafından, yani artı eksi dağılımları hakkında bilgi veriyor. Bu iki taraftaki dağılımının da 8 aylık bir standart sapmaya sahip olduğunu söylüyor. Diyor ki bu hesap makinelerini biz değişime getiren müşterilerimize %1'lik bir alanda iseler, %1'lik alana girdiler ise biz onlara indirim yapacağız. Dolayısıyla burada %1'lik alanı eğer eğrinin sol tarafından alırsak bu 54 ayın altında kalacağı için firmamız için zarar oluşturacak demektir. Çünkü 54 ayın altına indik demektir. Ama %1'lik alanı sağ taraftan alırsak, yani bu taraftan alırsak bu doğru bir karar olacaktır. Bu bölgeye giren insanları biz bulmak istiyoruz. Bu bölgeye giren insanları bulabilmek için bu alanın büyüklüğü bize verilmiş ve bu alanın büyüklüğü bir oran bilgisi olarak, %1 olarak verilmiş. Artık %1'lik yani bir oran bilgisi bize verildiyse bu yapıyı bizim standart normal dağılıma, normal dağılımdan standart normal dağılıma dönüştürmemiz gerektiği ifade ediyor. Dolayısıyla bizden de şuradaki noktayı yani kaçıncı aya denk geldiğini bulmamız isteniyor demektir. Bunun için öncelikle bizim bu 54 aylık... Pişirmeden sonradan ya. Efendim Kübra. Anam bir şey istediğini ben de bilmem. Anam dedi bir şey göndermeyek dedi şirketsinin. Kübra mikrofonun açık kaldı. 54 ayı standart normal dağılıma çevireceğiz. Normal dağılımdan farkı neydi standart normal dağılımın? Standart normal dağılım dediğim zaman ortalamasını sıfıra, standart sapmasını bire eşitlediğimiz eğrilerden bahsediyoruz demiştik. Dolayısıyla bu 54 ayı öncelikle standart normal dağılım dediğimiz Z bilgisi haline dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bunun için de dediğim gibi bu alanın büyüklüğünü %1 olarak verilmiş. Dolayısıyla şu bölge 0,49'luk bölgeyi ifade ediyor. Şu bölge yani ortalamanın olduğu noktadan eksi sonsuza kadar olan alanı ifade ediyor. Burası da %50'lik alan. Çünkü eğrinin altındaki alanın toplam büyüklüğü 1 olarak biliyoruz. Dolayısıyla 0,49'a karşılık gelen Z tablo değerini bulmam gerekiyor. Hemen ben şimdi tabloyu açacağım size. Tabloyu da size açtıktan sonra yansıtalım. Buradan paylaşma yapıyorduk. Şu bizim normal dağılım. Standart normal dağılım eğrimiz, Z eğrimiz ve bize 0,49'luk alanı bulmamız isteniyor. Eğri ile ilgili bu tablomuz 0,00'dan başlıyor. Aşağı doğru indikçe de büyüyor 0,49-90'a yani 0,50'ye kadar yuvarlak bir tablo halinde önümüzdeki tablo ve bizim bulmamız istenen 0,49'luk alanı bulmamız. Dolayısıyla tablomuz üzerinden 0,49'u bulmaya çalışacağız. Burada 49,18 var. İlk gözüme çarpan o da 2,4'e denk geliyor. Ama bizim 49'u bulmamız gerekiyor. Burada görüldüğü gibi 49,01 var. Burada da 49,48,98 var. Böyle bir durumda yapmamız gereken, yani tam 49 rakamını bulamadığımız için yapmamız gereken en yakın olan yapıyı bulmak. Burası 48.98, 0,02 puanlık bir farkı var. Burası da 49.01, dolayısıyla 1 puanlık bir fark var. Dolayısıyla bu daha yakın olduğu için burayı biz baz alarak iş yapacağız. Burayı baz aldığımızda bunun karşılığı olan Z değerini bulabilmek için öncelikle satırda parmağımızı sürüyorduk hatırlarsanız. O 2,3'e denk geliyor. Sonra aynı şeyi işlemi sütunda yapıyorduk. Sütunda yukarı doğru çıktığımızda da 0,03'ü okuyoruz. Dolayısıyla Z tablo değerimiz 2,33 olarak okunuyor. 49 rakamına denk gelen tablo değeri olarak. Yani artık şu 54'ün
54 noktasıyla yani ortalama 54 ile şu alan arasındaki şu mesafenin Z tablo karşılığı 2,33 olarak bulunmuş oldu. Bilmediğimiz bilgi ya da Z'yi hesaplarken kullandığımız formülü bir kez daha hatırlamakta fayda var. X eksi ortalama yani gözlem değeri eksi ortalama bölü standart sapma formülünü kullanacağız. Artık Z'nin değerini biliyoruz. 2,33. Bilmediğimiz şey gözlem değerinin ne olduğu. Çünkü buraya karşılık gelen ortalamadan uzaklığı hesaplayacağız. Dolayısıyla X'i bilmiyoruz ama ortalamayı biliyoruz 54 ve standart sapma zaten 8 ay olarak bize verilmişti. Dolayısıyla bütün bu bilgileri birleştirerek X'in karşılığı olan değeri bulmaya çalışacağız. Dolayısıyla 8 çarpı 2,33 artı 54 bizim kaçıncı aydan itibaren hesap makinesini değiştirmeye gelen insanlara indirim yapacağımız bilgisini ortaya koymuş oluyor. Ve bu bilgi bu noktadan ilerisini bize gösterdiği için ay olarak bu bölgenin %1'lik alan içine gireceğini artık biliyoruz. Ve bunun karşılığı olan değeri hesaplıyoruz. Elinde hesap makinesi olan varsa size zahmet hesaplayabilir miyim? Ben hesap makinesini almayayım. (16) yapar. Yani 2 ile çarpmış olsaydık 54'e 16 eklediğimizde 60, 70, 70 küsürüncü bir aya denk geliyor. Bu bilginin karşılığı olan yapı. Yani 70. aydan sonra eğer hesap makinenizi getirirseniz size indirimli fiyat uygulama durumu söz konusu olacak demektir. Bir başka örnek daha bulalım, onu da çözelim yapılan bir pazar araştırması neticesinde çamaşır makinesi kullanan ev hanımlarından %63'ünün yerli çamaşır makinesini tercih ettikleri bulunmuş. Ev hanımlarının %63'ü yerli çamaşır makinesi kullanıyorlarmış. Bu gruptan rastsal olarak 100 tane ev hanımı seçilmiş. Bu seçilen, rastsal olarak seçilen 100 ev hanımından 55-60 tanesinin yerli çamaşır makinesi tercih etme olasılığı, yerli olasılığı bizden isteniyor. Aslında şu bilgileri okuduğumuzda sayılabilir bir rastsal değişkenden bahsediyor. Dolayısıyla burası aslında bir kesikli rastsal değişken bilgisine çok daha uygun gibi gözüküyor. Ve burada ev hanımlarının %63'ü yerli makine tercih ettiğine göre geriye kalan %37'lik kısım yerli olmayan yani yabancı menşeli ithal ürün tercih ettiği ifade edilmiş oluyor. Eğer bir deneyin şansa bağlı sonuçları ikiye ayrılabiliyorsa, iki grup halinde bize verilebiliyorsa, bu hatırlarsanız binom olasılık dağılımına uygun bir yapıdan bahsediyor. %63'ü yerli çamaşır makinesi kullanıyorsa, %37'si ithal çamaşır makinesi kullanıyor demektir. Ve bunların arasından da 100 tane ev hanımı rastsal olarak seçilmiş. N'i bize vermiş. N 100 kişiden oluşuyor. Dolayısıyla ortalama bilgisine ve standart sapma bilgisine sahip olmadığımız bir yapıda bizden bir olasılık hesaplamamız isteniyor. Hatırlarsanız binom olasılık dağılımlarında ortalamayı hesaplayabiliyorduk. Yine standart sapmayı hesaplayabiliyorduk. Kesikli rastsal değişkenlerde.
ve kesikli rastsal değişkenlerde ortalama n çarpı p ile hesaplanıyordu. Standart sapmayı ise n çarpı p çarpı q formülüyle hesaplıyorduk. Buradan, pardon, varyansı hesaplıyorduk n çarpı p çarpı q ile. N çarpı p ile öncelikle bir ortalama hesaplamam gerekiyor. 100 tane ev hanımımız var ve bunların yerli çamaşır makinesi, şurada da verildiği için yerli çamaşır makinesi tercih etme olasılıkları %63 olarak yazıyorum. Eğer burada yerli değil, ithal çamaşır makinesi tercih etme olasılıkları deseydi, burada P yani istenilen durumun olasılığı için %37'yi kullanmam gerekecekti. Dolayısıyla bunu çarpımın sonucunu 63 olarak buluyorum. Varyans bilgisini bulabilmem mümkün. 100 tane yine enim. P yani istenilen durumun olasılığı, istenilen durum yine çamaşır makinesi, yerli çamaşır makinesi tercih etmesi %63. Q istenmeyen durumun olasılığıydı. Yani ithal çamaşır makinesi tercih etme olasılıklarıydı. Ve bizim burada bulmamız gereken değer varyans değil, standart sapma. Standart sapma olduğu için bunu kök dışına çıkartmam gerekecek. N çarpı P çarpı Q'nun sonucunu. Şu an ...4.8 olarak biz standart sapmasını bulduk. Artık 63 bizim ortalamamız, 63 ortalama 63 kişi yerli çamaşır makinesi tercih ediyor ve bunların standart sapmasının da 4.8 olduğu bilgisi bizimle paylaşılmış durumda. Bütün bu bilgileri hemen normal dağılım eğrime aktarıyorum. Artık ortalamayı biliyorum. Yani orta nokta ortalama mod ve medyanın eşit olduğu noktaydı. Hatırlarsanız burası normal dağılım için. Buranın 63 olduğunu biliyorum. Yine bu eğrimin standart sapmasını 4.8 olarak buldum. 4.8 tane kadın bu eğride artı eksi şekilde bir standart sapma oluşturuyor. Ve benden istediği bilgi de 55-60 tanesinin, 55 ve 60 tanesinin bu yapı içerisindeki tercih etme olasılığını bulmam. 55 ile 60 ile 63'ün altında, yani bu orta noktanın altında yer alan bilgiler. Dolayısıyla şurasını 60 olarak kabul edelim. Şurayı 55 olarak kabul edelim. Ve rastsal olarak seçtiğim bir kadının şu aralıkta yer alma olasılığı bizden istenmiş. Dolayısıyla iki tane standart normal dağılım bilgisine, yani Z bilgisine ihtiyacım var. Biraz evvel de Z'yi nasıl hesaplayacağımızdan bahsetmiştik. Gözlem değeri eksi ortalama bölü standart sapma formülünü kullanacağız. Gözlem değerimiz ilk 55 için hesaplıyorum. İlk gözlem değerim 55. Bu yapının ortalamasını biraz evvel formülle hesaplamıştık. 63 bölü standart sapmamız da 4.8 olarak bize verilmişti. Dolayısıyla bunu hesapladığımızda, eğer yanlış hesaplamadıysam, %46 olarak buldum. Z2'yi hesaplayacağız. Çünkü bir ikinci noktamız daha var. 60 için hesaplıyorum. 60 eksi ortalama bölü, tabi burası eksi 0.46 olacak. 4.8 için hesaplamamı yapıyorum. Bir saniye.
Murat al. Özür dilerim. Hesap makinesini bulmaya çalıştım. Hemen hesaplayalım şunu. 4.8 eksi 0.625. Şu üsttekini de bir daha hesaplayayım, yanlış olmasın. Evet, orayı yanlış hesaplamışım. Eksi 1.66 olarak Z değerini hesapladım. Artık Z değeri hesapladığıma göre bu bilgi normal dağılım değil, standart normal dağılım. Yani şu eğriyi ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan bir eğri haline dönüştürdüm. Yeniden tablomu açıyorum. İki tane Z değerim var. Biri eksi 1.66, bir diğeri eksi 0.625. Hemen eğriyi de çizelim, standart normal dağılım eğrimizi. Bu arada siz ekrandan göremiyorsunuz ama ben en azından eğriyi de aynı eğriyi çizdim. Sadece yaptığım şey o 63 ay olan bilgiyi şu tabloda olduğu gibi sıfır noktası haline dönüştürdüm. Z değeri hesapladığım için ilk Z değerim eksi 0.623. Elimdeki tablo görüldüğü gibi paralı alan sağ tarafta, yani pozitif değerleri veriyor. Ama biz yine geçen dönemki dersimizde de bahsettik ve dersin başında da bahsettik. Bu eğri simetrik bir eğri. Dolayısıyla pozitif taraf için ne okuyorsam aynı bilgiyi aslında negatif taraf için de, yani sol taraf için de geçerli bir bilgi. Bu tablo, şu an gördüğünüz tablo pozitif değerleri veriyor. Çünkü pozitif değerlere göre, sağ tarafa göre ayarlanmış bir tablo. Ve artı 0.625 neye denk geliyorsa, eksi 0.625'in de aynı değere tekabül ettiğini, karşılık geldiğini, dediğim gibi geçen dönemki dersimizden konuştuk. Dolayısıyla bizim bulmamız gereken ilk iki rakam, yani 0.6 bilgisini sütun bilgisi olarak Z tablomuzda okuyoruz. 0.6'yı bulduk. İkinci ya da üçüncü bilgi bizim için satır bilgisi. 0.625 olduğu için ilk ikisini, 0.6'yı buradan, 0.02'yi buradan bulduk. Ve kesiştiği noktaya gittiğimizde okuduğumuz tablo değerimiz 23'lük bir alanı ifade ediyor bizim için. Hemen ben şuraya kaydedim çünkü tabloyu dönüştürdüğümüzde, yani normal ekranı açtığımda buradan okuyamayacağız bu bilgiyi. Ve ikinci Z değerimizde eksi 1.66 idi. Eksi 1.66'yı bulabilmek için yine biraz evvel yaptığım gibi ilk iki rakamı sütundan buldum. Yani 1.6'yı buradan buldum. 0.06'yı da kesiştiği noktaya gittim. O da 45.15. Bunları hemen kaydedelim. Bununki de 0.134. Artık ekrana geri dönebiliriz. Burada Z2, yani 60 için Z tablo değerimiz 0.23'lük alanı, 55 için Z tablo değerimiz %45'lik alanı ifade ediyor. Ve yapmam gereken şu alanı bulmak, sıfır noktası burada. Dolayısıyla negatif taraftaki alan bilgilerini okuyup yazdık buraya. Dolayısıyla burada bir hesaplama yapacağız. Bu hesaplamayı yaparken de negatif bir olasılık değeri olamayacağı için, yani sıfırdan daha küçük, birden daha büyük olamaz bilgisi bilindiği için %45.15'ten %23.34'ü çıkarttığında, hemen çıkartalım, 45
15 eksi 23 34 %21,81'lik bir alanı ifade ediyor. Dolayısıyla 55-60 tane ev hanımının yerli çamaşır makinesi tercih etme olasılığı %21,81 olarak bulmuş oldu. Yine benzer bir soru daha çözelim. 18 yaş üzerindeki nüfusun hedef alan bir kamuoyu araştırması sonucunda Milli Piyango'dan ikramiye çıkacağına inananların oranının %54 olarak bulunmuş. 18 yaş üzeri bir kitleyi ele almışlar ve bu 18 yaş üzeri kitlenin %54'ü ikramiye çıkacağına inanıyor. Arkadaşınız bir şey dedi ama bende görüntü yok. Arkadaşlar, bir arkadaşınız görüntünün net olmadığını ve göremediğini söylüyor. Herkes de aynı mı? Bende görüntü net hocam, hiç gitmedi. Tamam. Yani perdeyi de indirebilirim ama faydası olur mu bilemiyorum. Yine de parlaklığı bir parça alabilir. Şu an herhangi bir sıkıntı var mı? Kimse cevap vermiyor. Benim için yok hocam. Tamam. Kübra, sen yazmışsın. Var mı sıkıntı, görebiliyor musun? %54'ü piyangodan ikramiye çıkacağına inanıyor. Bu kitleden rastsal 100 kişi seçilmiş. Rastsal olarak seçilen bu 100 kişiden 60 ya da daha fazlası, 60 ya da daha fazlasının ikramiye çıkacağına inanma olasılığı nedir diyor, soruluyor. Rastgele 100 kişiye sormuşlar. Bunlardan 60 ve daha fazlasının evet bana ikramiye çıkar deme olasılığı merak ediliyor. Buraya kadar paylaşılan bilgi, yine biraz evvel konuştuğumuz gibi normal dağılım bilgisi. Ve bu normal dağılım bilgisi içerisinde bize ilk başta verilen şu kısım aslında bir binom dağılımına uygun bir bilgi. Ve binom dağılımı etrafında değerlendirecek olsaydık eğer burayı, 18 yaş üzeri kitlenin %54'ü ikramiye çıkacağına inanıyor. Dolayısıyla %46'sı kendilerine ikramiye çıkacağına inanmıyor demektir. İki tane durum söz konusu binom dağılımı için. Ama bize bu bilgiyle birlikte, bu binom dağılımına uygun yapıyla birlikte bir rastsal kitle seçildiği, bu kitlenin 100 kişiden oluştuğu, bu kitleye aynı bilginin sorulduğunda 60 ve üzerindekinin, 60 kişi ve daha fazlasının kendisine ikramiye çıkacağına inanma olasılığı sorulmuş. Dolayısıyla biraz evvel yaptığım gibi öncelikle ortalamayı, sonra da standart sapmayı hesaplamam gerekiyor. Ortalama için binom dağılımında ya da kesikli rastsal değişkenlerde formül n çarpı p'ydi. Hatırlarsanız biraz evvel de yaptık bunu. N 100 kişi yine ve istenilen durum çıkacağına inananlar. Dolayısıyla yine %54'ü kullanacağım. Eğer burada soruyu inanmayanlar şeklinde yapsaydık, o zaman %54'ü değil, burada
P olarak kullanmam, yani istenilen durumun olasılığı olarak kullanmam gereken oran %46 olmalı. Burayı bulduk. Artık orta noktamız, normal dağılım eğrisi çizdiğinde orta nokta 54 kişi olarak belirlenmiş oldu. Ve standart sapmayı hesaplayacağım. Standart sapmayı hesaplayabilmek için N çarpı P çarpı Q formülünü kullanıyorduk. Bu bize varyansı veriyordu. Ama kök dışına çıkarttığımızda da standart sapmaya dönüşüyordu. Dolayısıyla kök dışına çıkartacağım bu bilgiyi. N 100 kişi, istenilen durumun olasılığı ikramiye çıkma olduğu için %54. İstenmeyen durum ikramiye çıkmayacağını düşünenlerin olma olasılığı. Dolayısıyla onlar da %46 olarak oluşmuş durumda. Bütün bu bilgiler ışığında hesaplamamızı yapalım. Kök dışına da çıkartalım. 4,98 olarak hesapladık standart sapmayı. 4,98'lik bir standart sapmaya sahipmiş. Eğrimi çiziyorum. Yine orta noktayı bulduk. Bu normal dağılım eğrisi olduğu için orta noktam 54, tam orta noktayı bulduk. Ve bunun, bu eğrinin, çizdiğim şu eğrinin standart sapması da 4,98 oldu. Yine ilk dersimizden itibaren hep konuştuğumuz şeyden bahsedeceğim. Artı eksi 4,98, yaklaşık 5 desek 54 artı 5, 59, 54 eksi 5, 49 olarak. 49 ile 59 arasındaki bir yapı içerisinde homojen bir dağılımı elde edebileceğim bilgisini veriyor. Standart dağılım bilgisi. Ve bu eğriyi ben standart normal dağılım eğrisi haline dönüştüreceğim. Yani şu yapıya dönüştüreceğim. Ve bu 54 bilgisini 0 haline dönüştürmem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Z değeri hesaplamam gerektiğini sabah beri konuşuyoruz. Ve denmiş ki normal dağılım bilgisi, yani şu ilk 54'lük tablo için 60 ya da daha fazla kişinin kendine ikramiye çıkacağını düşünmesi. 54 kişi burada olduğuna göre 60 kişi burada olacak tahminen, çiziyoruz tabii ki. 60 ve daha fazla dediği bölge şu bölgede yer alma olasılığı soruluyor. Eğer 60'tan daha az demiş olsaydı 54 ile eksi sonsuz arasındaki şu bölgenin, şu alanın zaten eğrinin altındaki alanın bire eşit olması gerektiğini bildiğim için tam orta noktadan bölen bir yapıdan bahsediyoruz 54 ile birlikte. Bu bölgenin %50, 54 ile üzerindeki bölgenin de %50 olması gerektiğini biliyorum. Ama bizden istenen neresi? %50'lik şu 54 ve üzerindeki bölge içerisinde 60'ın üzerindeki şu bölgeyi bulmam isteniyor. Tablo bize hangi bilgiyi veriyor? Tablo her daim sıfır noktasıyla şu belirlediğim nokta arasındaki, yani şu alanın büyüklüğünü bana verecek. Dolayısıyla bu alanın büyüklüğünü bulduktan sonra bunu toplam büyüklük olan %50'den çıkarttığımda bana geriye kalan şu bölgeyi verecek demektir. O yüzden öncelikle bu 60 bilgisini ve 54 bilgisini standart normal dağılım bilgisi haline dönüştürmem gerekiyor. Bir Z değeri hesaplıyorum. Z için gözlem değerim 60. Ortalama bilgisini biraz evvel hesapladık sizlerle birlikte ve orta nokta olarak verdik 54. Ve bölü standart sapma formülünü kullanacağız ki standart sapmamız 4,98. Bütün bu işlemleri yaptığımızda, hemen şuradan hesaplamayı da yapalım. 6 bölü 4,98. 1,20 olarak değeri buldum. Yani şuraya ait, artık 54'ü sıfıra çevirdik. Şu noktada 1,2 olarak bulunmuş durumda. Dolayısıyla ben tablodan, biraz sonra tabloyu açtığımda şu alanı okuyacağım. Ama benden istenen 1,2'nin üzerindeki bölgede yer alma durumu. Dolayısıyla hemen tabloma dönüyorum. Tablomda
Z değeri olarak 1,2'yi bulduğum için öncelikle sütundan 1,2'yi buldum. Üçüncü değer, yani 1,2'den sonra okuduğum rakam benim için önemli. Onun sıfır olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şu rakamsal büyüklük, yani %38,49. Hemen şuraya kaydedip geri döneceğim ekrana. %38,49, yani şu bilgi bana diyor ki herhangi bir kişinin 54 ile 60 arasında olma olasılığı. Rastsal olarak seçilen bir kişinin 54 ile 60 arasındaki kişinin, özür dilerim, ikramiye çıkacağına inanma olasılığı %38,49'muş. Ama bizden istenen neydi? 60 ve üzerinde olmasıydı. Daha fazla kişinin ikramiye çıkacağına inanma olasılığıydı. Dolayısıyla %50 eksi %38,49 dediğimde bana bu alan ile ilgili bilgiyi verecek. O da %11,51 olarak hesaplanmış durumda. Yani %11,51'i 60 ve üzerindeki kişinin kendisine ikramiye çıkacağına inanma olasılığı bilgisini vermiş olduk. Son bir örnek çözelim ve arkasına tahmin konusuna bir iş yapalım. Ben soruyu bulmaya çalışayım. Evet, denmiş ki bir şirketin ürettiği özel kimyasal maddeleri paketleyip satışa sunmaktaymış. Fakat bilinmeyen bir nedenden dolayı paketlerin içinde yabancı maddelerin karıştığı fark edilmiş. Yapılan analizlerde herhangi bir pakete karışan maddelerin miktarı 15.3 gram ortalama. ...3.2 gram standart sapma ile normal dağıldırılmış. Bir kez daha soruyu özetliyorum buraya kadar olan kısmına. Özel bir kimyasal madde üretiyorsunuz. Bu kimyasal maddenin içerisine yabancı bir maddenin karıştığını fark ediyor üreticimiz ve bir analiz yapıyor. Yapılan analizlerde karışan yabancı maddenin 15.3 gram ortalama ve 3.2 gram standart sapmayla normal dağıldığı bilgisini buluyor. Şirket herhangi bir paket seçildiğinde karışan yabancı madde miktarının %2,5'tan az oranda olmasını istiyormuş. Yani bu yapıda bir karışım söz konusu ve bu karışımın %25 yazdık. %2,5'tan az oranda olmasını istiyormuş. Bu durumda gerekli olan miktarın üst sınırını bulmamız isteniyor. Gerekli miktarın üst sınırını bulmamız bizden istenmiş durumda. Hemen önce bu bilgiler normal dağılım bilgisi olduğu için eğrimi çiziyorum. Ve diyor ki bana ortalaması 15.3 gram. Bu çizdiğin eğrinin standart sapması 3.2 gram olarak verilmiş durumda. Ve %2,5'tan az olan kısmı bulmam isteniyor. %2,5'tan az dediği için
Bu alan buraya karşılık geliyor. Şu alanın büyüklüğü %2,5 olacakmış. Ve buraya karşılık gelen gramajı bizden istiyor. Kaç gramın altında olur ise bu %2,5'luk alana karşılık gelir. Bunu soruyor. Çünkü gerekli miktarın üst sınırı denmiş. En fazla olabilecek içinde en fazla yabancı madde miktarının ne kadar olması gerektiğini hesaplamamızı istiyor. Şu bilgi bir oran bilgisi olduğu için normal dağılım eğrimi otomatikman standart normal dağılım haline dönüştürmüş oluyor. Şu alan bilgisi bize veriliyor. %2,5'lukmuş bu alan. Dolayısıyla geriye kalan şu alan ki hatırlarsanız biraz evvel konuştuk. Eğrinin altındaki alanın toplam büyüklüğü 1'e eşit. Tam orta noktadan kestiğim için şu alanın toplam büyüklüğünün %50 olduğunu ifade etmiştik. Dolayısıyla geriye kalan şu bölge %2,5 buradaysa %47,50'lik bir alan olmak zorunda. %47,50 artı 0,025'i topladığımda bana neyi verecek? Bu alanı %50'ye eşitleme şansını verecek demektir. Dolayısıyla artık alan bilgileri üzerinden ya da oran bilgileri, olasılık bilgileri üzerinden bilgiler verilince Z'yi hesaplarken kullandığım formülü yeniden yazıyorum. X eksi ortalama bölü standart sapma. Biz Z bilgisine dönüştürdüğümüzde olasılık bilgisini tablodan okuyorduk. Şu an tersi bir yapı izlemem gerekiyor. İlk sorumuzda olduğu gibi. Hemen şu tablomu yeniden açayım sizlerle birlikte. Tablomuza yeniden dönüyoruz. Tablomuzda bize bir alan bilgisi verildi. %47,50'lik alanı bulacağız. Hatırlarsanız çünkü neden? Sıfır noktasıyla Z arasındaki alanı okuyabiliyorum. Yani şu beyaz alanı okuyamıyorum. Okuyabildiğim alan sıfır noktasından itibaren okuyabiliyorum. Ve bu şu beyaz alan %2,5'tu ve taralı alan %47,50 olarak verilmiş. Dolayısıyla tablomdan 47,50 rakamını aramaya başlıyorum. 47,50'yi tam değer olarak bakın burada bulduk. 47,50'yi bulduktan sonra yapmam gereken şey satırda parmağımı sürüyorum. 1,9. Aynı şekilde bu bilginin sütun yapısını okumam gerekiyor. 0,06. Dolayısıyla tablo değeri, karşılık gelen tablo değeri, %2,5'a karşılık gelen tablo değeri 1,96. Ama o pozitif tarafla ilgili bir bilgiydi. Bizim bulunduğumuz alan negatif taraf, sol tarafta. Dolayısıyla buradaki yapının önüne bir eksi işareti koymam gerekiyor. Z'yi -1,96 olarak buldum. Bilmediğim şey gözlem değerini istiyor. Yani -1,96'ya karşılık gelen gözlem değerinin ne olduğunu bulmam isteniyor. X'i yazdım, o bilinmiyor çünkü. Ortalama bize 15,3 gram olarak verilmiş durumda. 15,3. Standart sapma 3,2 olarak verilmiş durumda. Dolayısıyla X eşittir. -1,96 çarpı 3,2 artı 15,3 olarak yazıyorum. Hemen hesaplamamızı yapalım. Şurası -6,272 yapıyor. Artı 15,3 yapacağız. 15,3 -6,272 o da X gözlem değerinin 9,028. Yani içine karışan o bizim hazırladığımız o özel kimyasal maddenin içine karışan miktarın 9 gram 0,28 neyse işte gramın altı olması gerektiğini bulmuş olduk. Buraya kadar dediğim gibi geçen dönemi hatırlatmaya çalıştım. Çözdüğümüz bu örneklerle
sürekli rastsal değişkenler hakkında bilgi vermeye çalıştım. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Benim yok hocam. Evet. Bu dönemin asıl konusu tahmin konusu. Yani başlamam gereken konu tahmin konusuydu aslında. Tahmin bir olasılık bilgisi gerektiriyor bizden. Yine normal dağılımdan vesaireden faydalanacağız. Ve iki farklı tahmin kavramından bahsedeceğiz. Bir tanesine nokta tahmin, bir tanesine de aralık tahmini adını vereceğiz. Nokta tahmin dediğimiz yerde biz yine ortalamayı ve oran bilgisini kullanacağız sizlerle. Ya ortalamaya bağlı olarak bir nokta tahmin yapacağız ya da orana bağlı olarak bir nokta tahmin yapacağız. Diyelim ki işte bu sınıftaki arkadaşlarımızın istatistik sınavından alacağı not ortalama işte 60'tır dediğimde ortalamaya bağlı olarak bir tahmin yapmış oluyorum. İşte elimde diyelim ki bir sıvı var, süt var ve sütün içine olması gereken su miktarı normal şartlarda eğer dışarıdan müdahale edilmediyse %2 olarak verilmiş. Diyor ki eğer normal bir sütse yani inekten yeni sağdığınız bir sütse içindeki su miktarı %2 olmak zorunda. Eğer %2'nin üzerindeyse bu dışarıdan müdahale edildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla elime aldığım sütün içindeki su oranı %2 dediğimde P'ye yani orana bağlı olarak bir tahmin yapmış oluyorum. Elime aldığım bir bardak sütün içindeki su oranı %2'dir dediğimde yine biraz evvel bahsettiğim gibi nokta tahmin yapmış oluyorum. Bu tahminler sosyal bilimlerde çok tercih edilen tahmin yöntemleri değil. Ve her ders ben aynı örneği veriyorum tahmin konusunu işlerken. Yıllar önce bir Merkez Bankası başkanımız, dolar o zaman 2 liranın altındaydı. Ve yıl sonu için dolar tahminlemesi kendisine sorulduğunda bir nokta tahmin bilgisi vermişti. Ve daha nokta tahmin bilgisini konuşurken bile dolar fiyatları aldı başına gitti. 2 liranın üzerine çıktı. Yıl sonunda yeniden sorduklarında bize söylediği şey, bütün şartlar normal şekilde devam etseydi olabilecek bilgiyi paylaştığını söylüyor. Ama bizim nokta tahmin, yapacağımız nokta tahminler bizi her defasında o Merkez Bankası Başkanımızın başına geldiği gibi sıkıntıya düşürebilir. O yüzden sosyal bilimlerde biz tahminleri yaparken bir aralık halinde bulmak zorundayız. Yani bir alt ve bir üst sınır içerisinde tahminlerimizi iletmemiz gerekir. Dolayısıyla uygun olan, sağlıklı olan bilgi tahmini aralık şeklinde vermektir. Tahmin aralık şeklinde verebilmek için de benim ortalamanın altına ne kadar sapabileceğini, ortalamanın üzerinde ne kadar sapabileceği bilgisini hesaplayabiliyor olmam gerekiyor. Bunun için öncelikle bir standart hata hesaplamam ve standart hatayı ortalamanın standart hatasıyla birlikte yani dağılımın yapısıyla birlikte de bu yapıdan çıkartmam gerekiyor. Dediğim gibi nokta tahmin yaparken nasıl biz hem ortalamaya hem orana bağlı hesaplama yapıyoruz. Aynı şeyi burada ortalamaya bağlı ve orana bağlı olarak iki farklı şekilde hesaplayacağız. Ortalamaya bağlı olarak hesaplarken bu ortalamanın üzerine ve altına bağlı olarak yani bir alt ve üst sınır şekline dönüştürerek bu nokta tahminimi aralık haline dönüştürmem gerekiyor. Burada benim özellikle dikkat edeceğim şey burada Z veya T dağılımını kullanmam gerekiyor. Bu her iki dağılımla ilgili de benim dikkat edeceğim ya da bakmam gereken nokta N. Eğer N 30'dan küçükse bu benim T dağılımına başvurmam gerektiğini, eğer dağılım, gözlem, bize verilen gözlem 30 ve daha büyükse, şurası küçük olacak, eşit değil, özür dilerim sadece.
büyük ve daha eşitse burada da Z dağılımından faydalanmam gerektiği bilgisini veriyor. Yani formülde ortalama artı eksi dedikten sonra ilk gidip bakmam gereken şey kaç tane gözlemim var? Kaç gözlem üzerinden bana hesaplama yaptırıyorlar? Onu bilmek zorundayım. Eğer bu bilgi dediğim gibi 30'dan küçükse bu yapının T dağılımına, eğer 30'dan büyük ve eşitse bu da benim Z dağılımına gitmem gerektiğini söylüyor. Burada alfa bölü 2 kullanacağız. Alfa demek güven aralığı demek. Biraz sonra güven aralığının ne olduğuyla ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Ve bundan sonra biz bu alfayı, yani güven aralığı bilgisini sık sık kullanacağız. Çünkü hipotez testlerinde alfa ve beta dağılımlarından bahsedeceğiz. Ve alfa bizim güven aralığımızı, beta bizim güven aralığımızı dışındaki bölgeyi ifade edecek. Dediğim gibi aralık tahmini yaparken ilk bakacağım şey ortalamadan sonra dağılımın yapısı hangisine uyuyor ona bakmam gerekiyor. Ve iki temel dağılımım var. 30'dan küçük durumu ve 30'dan büyük durumuna bağlı olarak. Çarpı standart hatayı minimize etmem gerekiyor. Yani ortadan kaldırmam gerekiyor. Ve standart hatada standart sapma bölü kök n formülüyle hesapladığım bir değer. Yani öncelikle hangi dağılımı kullanacağıma karar veriyorum. Z dağılımı mıdır, T dağılımı mıdır bu. Onun için de n'e gözlem değerine baktım. Ve arkasından da standart hatayı bu yapıyla hocam sesiniz gelmiyor. Şu an sesim geliyor mu? Evet geliyor hocam. Mikrofon niye kapanmış? Anlamadım. Nereden beri gelmedi? Bayağı oldu mu? Yoksa yeni mi gitti? Yok hocam yeni gitti. Tamam. İyi o zaman. Dediğim gibi eğer bize bir ortalama bilgisi verilir ve bunun üzerinden bir aralık tahmini yapmamız istenirse bir kez daha söylüyorum. Gözlem değerleri benim için önemli. Kaç birimden oluştukları. Eğer 30'dan azlarsa T dağılımları, 30'un üzerindeyse Z dağılımlarına uygun bir yapıyı bulmam gerekiyor. Bu Z ve T dediğim şey aslında birer tablo bilgisi. Yani biraz evvel baktığımız o standart normal dağılım tablosunu kullanarak Z tablo değerini okuyacağız. Ve burada bir güven aralığı bilgisi var alfa ile bize verilen ve alfa bölü 2'yi kullanacağız bu bilgiyi hesaplarken. Ve arkasından da standart sapma bölü kök n formülüyle de standart hata bilgisini hesaplamış olacağız. Ve şu yapı ortalamanın standart hatası olarak geçiyor. Yani z alfa bölü 2 çarpı sigma bölü kök n formülüyle hesapladığım şu kısım ortalamanın standart hatası. Şuna tek başına standart hata diyoruz. Yani sigma bölü kök n standart sapma bölü kök n standart hatayı veriyor. Eğer bize verilen tahmin bilgisi ortalama değil de oran olursa nasıl hesaplayacağız? Yine artı eksi diyoruz. Yine burada gözlem sayısının miktarı, büyüklüğü bizim için önemli. Z veya T dağılımına uygun şekilde bu yapıyı yine vermek zorundayım. Tek farkı oran bilgisinde standart hatanın hesaplanması. Standart hatanın hesaplanmasında P çarpı 1 eksi P bölü N formülünü kullanacağız. Bu bize oranda, eğer oran bilgisi olarak verilmiş. Hani biraz evvel dedik ya sütün içindeki su miktarı %2 olmak zorunda şeklinde bir soru yöneltilmişse bu bir oran bilgisi demektir. Ve oran bilgisinin verildiği yerde standart hatayı hesaplamak için kullanacağım formül bu. Yine burada dağılımın yapısına bakmak zorundayım. Dağılımın yapısı içinde n'i baz alıyorum. Ve bu da bana
ortalamanın standart hatası bilgisini vermiş oldu. Ve bu bilgiyi oranın üzerine eklediğimde bir üst sınır, oranın üzerinden çıkarttığımda da bir alt sınır bilgisini bana vermiş olacak. Alfa bilgisi, yani güven aralığı bilgisi bizim için önemli demiştik. Güven aralığı bilgisini bilmek zorundayız, alfayı. Yine alfayı anlatabilmek için şu normal dağılım eğrimizi çizeceğim. Ve burada alfanın anlamı, hangi alanda bulunursak güven içinde olacağımızı bize söyleyen bilgi. Burası benim orta noktam olsun. Mutlaka yine geçen dönemde aslında biz güven aralığı kavramından bahsettik sizle. Ve güven aralığını anlatabilmek için de ben şu örneği çok sık kullanıyorum. Mutlaka tahlil yaptırmışsınızdır. Kan tahlili, idrar tahlili vesaire yaptırmışsınızdır. Ve orada çok net bir şekilde bize şu bilgi verilir. Bir, sizin kanınızda bulunan işte ilgili kimyasal maddenin miktarı ve bu miktarın hangi aralıkta olması gerektiği paylaşılır sizle. İşte diyelim ki şeker ölçtürdünüz, diyabet hastasısınız ve kan verdiniz. Kanınızdaki eğer diyabet miktarı, şeker miktarı 70 ile 110 arasındaysa herhangi bir sağlık probleminiz yok demektir. 70 ile 110 arası, yani şu bölge diyelim ki şurası 70 olsun, şurası 110 olsun ve bu bölge içinde hareket ediyorsanız siz güven içerisindesiniz, sağlıklısınız demektir. İşte bu bölge alfa bölgesini ifade eder arkadaşlar. Güven aralığı bölgemizi. Eğer bu bölgenin dışına, yani 110'un üzerine ya da 70'in altına inmişseniz de bu bölgede sizin hasta olduğunuz, sağlıkla ilgili problemler yaşayabileceğinizi ifade eden bölgelerdir. Şu an bizde buradaki alfa ile ifade edilen şey şu aralıkta ya da şu aralıkta olmamızla ilgili bilgi. Ve bununla ilgili biz biraz evvel soruları çözerken de yaptık. Bir oran bilgisi bize veriliyor. İşte %50'lik, %25'lik, %30'luk, %2,5'luk vesaire şeklinde bu bölü 2 formülünü kullanarak hesaplayacağımız bir durumdan bahsediyor. Bize bu bölgeye ait Z tablo değerini hesaplayabilmemiz için. Anlaşıldı mı burası da? Evet, isterseniz burada bırakalım, biraz siz de şey yapın. Dediğim gibi haftaya tahmin konusunu işleyelim birlikte. Tahminle ilgili örnekler çözdükten sonra zaten hemen hipotez testlerine başlayacağız. Çünkü çok fazla hipotez testimiz var. Ve tek tek o hipotez testlerini el alarak tablolar, farklı tablolar kullanacağız her hipotez testinde. Gelecek hafta öncelikle bu tahmin konusunu bitireceğiz. Bunun için T tablosunu nasıl okuyacağımız hakkında konuşacağız. Genellikle burada biz alfa güven aralığı için yine eğer hatırlarsanız daha önceki derslerimizde örnek büyüklüğü hesaplama işi de yapmıştık sizlerle. Ve orada da bu alfa bilgisini kullanmıştık. Ve biz sosyal bilimciler olarak %5 güven aralığında ve %95 güven aralığı %5 anlamlılık düzeyinde bulunmamız gerektiğini ifade ediyorduk. Dolayısıyla %5'e göre daha çok iş yapacağız. Ve %5'e karşılık gelen Z alfa bölü 2 değeri artı eksi 1,96 değeri olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek hafta bu bilgiyi sizlerle teyit edeceğiz. Hesaplamasını yapacağız Z tablo değerinden. Yine 30'dan küçük örneklemler için T tablosuna nasıl bakacağımız hakkında da sizlerle detaylı bir şekilde inşallah kısmet olursa konuşacağız. Sorusu olan var mı şu an? Buraya kadar anlatılanlarla ilgili. Yok. Anladığım kadarıyla. O zaman ders bitmiştir. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Çıkabilirsiniz.